İnanamıyorum. İnanamıyorum ya. Volkan bu sefer de futbolcu izlemek için ta Afrika'ya gidiyor. Vallahi Binali Bey kafayı yemiş bence. Ay niye, ne güzel geziyor işte Merve. Aşkım, uçak saatim gelmiş, ben gidiyorum. Kocam. Çok dikkatli ol. Ya tamam. Afrika'da kim bilir ne tehlikeler vardır. Ay abartmayın canım ya. Öyle deme Simge. Ya vahşi hayvanlar parçalarsa benim kocamı? Ağzını hayra aç Merve ya. Ah kocacığım. Ya vahşi bir kabilenin içine düşersen? Seni yemeye kalkarlarsa? Ya. Volkan. Kalbim pırpır atıyor. Merve saçmalama, ne olur ya. Yok. Yo. Bu böyle olmayacak. Sen bekle. Ya nereye gidiyorsun? Acelem var, çıkmak zorundayım diyorum sana. Bekle sen. Bekle. Ben kocamı sokakta mı buldum? Ay içim dışıma çıktı ayol, şimdi kusacağım. Şu işe bak, hepsi fatura. Hepsi kredi kartı ekstresi. Böyle sıkışık zamanlarda hepsi üst üste gelir zaten. Bakalım ne yapacağız. Merhabalar, nasıl gidiyor Hakan Bey? Ne o, hesap kitap işi mi? Evet. Eğer acil ihtiyacın varsa... Binali Bey, şu cebinize davranma oyunuzdan ne zaman vazgeçeceksiniz acaba? Yahu kardeşim, ben seni anlamadım gitti. İyilik de yaramıyor size ha. Ağam, kusura kalma, geldiğini duymamışım. Bir emre var mı? Gelirken gözüme takıldı. Şu kapkaplarımı git boyat da gel bakayım hadi. Bakayım. Baş üstüne ağam. Akşam da eve gidemedik. Amma ayaklarım şişmiş ha. Maşallah, miski amber gibi kokuyor ya. Bakayım oh. Ay. Bu ayaklar ne ayol? İğrenç. Hayatım ne yapıyorsun anlamadım ki. Uçağı kaçıracağım ama. Sesini çıkarma Volkan ya. Bunu yapmak zorundayım. Bak yoksa içime sinmeyecek. Merve iyi misin sen? Afrika'da seni kendilerinden biri gibi görürlerse bir şey yapamazlar canımın içi. Dinle sen karını kuzu. Bak vallahi içim rahat etmiyor. Böyle sen ikide bir kafanı kıpırdatma ama. Ya geç kaldın Merve. Dur aynaya bak. Aynı Afrikalılara benzemişsin değil mi? Ah şimdi içim rahat etti, inanır mısın? Merve sen gerçekten keçileri kaçırmışsın. Nereye? Tabii ki yüzümü yıkamaya. Önümü kemir. Orada bir yemek var. Ne bakıyorsun? Ne görüyorsun be? Zenciler de insan. Buraya gel. Buyurun bacım. Ay bacım demesene bana ya. Simge Hanım diyeceksin. Kaç kere söyleyeceğim, öğrenemedin gitti. Tamam. Çıkabilirsin. Şu hale bak. Binali Bey'e yaranmak için nelere katlanmak zorundayım. Ama onunla aramı çok iyi tutmalıyım. Hem bu mali krizde bana destek olur, hem de şirkette söz sahibi olurum. Ufak da olsa şirketten hisse koparabilirsem Hakan'dan intikamı rahatlıkla alabilirim. Ay ne kadar feci kıyafetler ya. Ay bunları nasıl giyiyorlar. Ay bıkamayacağım. Ay şimdi düşüp bayılacağım. Bir de ayaklarını oynatıyor. Merak etme delikanlı. Yakında çok büyük bir iş alacağız. Öyle mi? Bizim hemşerilerden birinin İstanbul'da çok değerli bir arsası var. Çok büyük ve merkezde. Oraya bir alışveriş merkezi yapmaya ikna ettik mi? Siz ciddi misiniz? Yalnız bu işi almamız o kadar kolay değil. Adamla aramızda ta seneler öncesine dayanan bir husumet var. İyi ama öyleyse adamı nasıl ikna edeceğiz? Ay çek ayaklarını be adam. Ay benim gibi bir baş birinin sonu bu iğrenç ayak kokusu yüzünden olacak. Ay dayanamıyorum. Orası da senin maharetine kalıyor artık ciğerim. Ben onun buraya gelmesi için elimden geleni yaptım. Artık top sende. Aga. Başında durdum adamın. Kapkapların ayna gibi oldu ha. Kendini görmezsen yüzüme tükür. Hadi oradan.
Nerede bu kadın? Her yere baktık ayol. Yok işte, yok, yok. Ya en son şurada sehpaya koymuştun. Kat kadar kadın nereye gider ayol? Nereye gider? Hayır, benim de başıma geldiği için biliyorum. Hayır, ben... Ay çok sinir bir durum ya. Ben kesinlikle buralarda bir yere sıkışıp kaldı ama biz göremiyoruz. Aa, ay oldu? Aman Allah'ım, süpürge. Kızım, ortalığı süpürmek sana mı kaldı? Neden bu kadar tepki verdiğinizi anlamadım. Her gün buradayım ya, bir faydam olsun istedim. Aman bana ne? Ben de iş yapayım diye ölmüyordum zaten. Eyvahlar olsun. Korktuğumuz başımıza mı geldi? Bilmiyorum, mahvolduk Makbuş. Şericim, ne olur yanlış anlama. Benim bir yüzüm kayboldu da ona bakıyorum. Ay ay ay, bakamıyorum, orada mı? Yok. Ah, şükür Rabbime, çok şükür. Alo? Beni dinleyin, ben Kolina. Alo? Alo? Anlaşılmıyor ne dediğiniz? Nana, beni dinle. Hakan'ın şirketindeyim Nana. Ya, alo? Ne diyorsun Berkrut? Nana, Kolina ben. Nana. Aa, deli mi ne? Kolina. Nana, gel kurtar beni buradan. Bana bak terbiyesiz. Git başkasını işle. Ne oluyor? Kimdi o? Münasebetsizin teki. Telefonu açmış, inleyip sızlıyor incecik bir sesle. Ah. Ay kapattı. Ah. Ay kapattı. Ay ben ne yapacağım şimdi? Ay bayılacağım. Ay hiç gücümde kalmadı. Ah. Telefon açık kalmış. Aaa! Anneciğim, fare! Fare! İmdat! Fare var! Koşun yardım edin! İmdat! Fareymiş! Sensin fare! İmdat! İmdat! Ne oldu Boncuk Hanım? Fare var! Fare var! Şu tarafa gitti galiba. Canım, böyle temiz modern bir yazıhanede farenin ne işi vardır Boncuk Hanım? Korkmayın, gelin şöyle. Ay gelemem ben vallahi. Gözümle gördüm, oradaydı. Gelemem, inemem ben aşağı. Ya tamam, giderim çiçeğim. Ne gerekiyorsa yaparık. Selma! Ay sürmem, beni düşürdün, şu duruma bak. Ay. Gel korkma. Buyur ağam. Buralarda bir fare varmış. Onu tutacaksın çabuk. Fare? Evet. Evet, fare. Hani var ya şöyle kuyruklu bir hayvan. Ya ilahi ağam. Ay. Tamam anladım da. Burada ne arıyormuş onu anlamadım, biliyorsun mu? Onu da artık tutunca kendisine sorarsın bir zahmet. Sorma mı? Aga, iş arıyor olmasın? Ne kadar kalabalık oldu burası. Nereye saklansam? Bana fenalık geldi, dünyada burada duramam. Gel ben. Gel Boncuk Hanım, ben seni teslim edeyim. Ay edin lütfen. Fahre. Buyurun. Fahre. Ay. Beni duyuyorsun mu? Eğer teslim olursan sana söz veriyorum. Hakiki Antakya peyniri vereceğim sana. Ay. Ha?